Nimet istama deser, mestler üzerine meshetme konusunu okumaya devam ediyoruz. Mehmet'in Efendi'nin eserinden okumaya devam ediyoruz. Mestler üzerine meshetmenin cevaz şartının üçüncü şartı, ayak onların içinde olduğu halde adet olan yürüyüşle bir fersah yani 3 mil ve daha ziyade yürümek ve ala kavlin bunun üzerine mesafeyi seferi kat etmek mümkün olmalıdır. Yani belli bir miktar mesafede yürüyecek kadar dayanıklı olmasıdır. Üçüncü şart. Bundan ötürü cam veya basma veya demir veya tahta gibi ayağın veya o şeyin hareket ve yürüyüşe tahammül edemeyeceği şeylerden yapılırsa onun üzerine meshetmek bu şekilde sahih olmaz. Yani cam, tahta, bez, basma gibi bir şey ayağın hareketine uygun olmayacak, ayağı hareket ettiremeyecek veya kendisi hareket edemeyecek olan bir şey olduğu zaman, içinde ayak yürüyemeyecek bir şey olduğu zaman onu mesler üzerine mes olarak kullanmak caiz olmaz. Üçüncü şart da budur. En azından belli bir miktar ayağın içinde yürüyebilmesi. Dördüncü şart, meslerin her biri topuktan aşağıda ve her neresi olursa olsun, velev ki ayak altında veya ökçede bulunsun, büyük yırtıktan yani ayak parmaklarının küçüğüyle 3 parmak miktarı halelden yani delikten, yırtıktan, delik, yırtık, sökükten hali olmaktır. Yani uzak olmaktır. En az ayak parmağının en küçüğünün parmağı ile 3 parmaktan daha fazla ne olmayacak? Yırtık, boşluk, yarık gibi bir şey olmayacak. Yürüme yeri olduğu için bunda ayak parmakları itibar olmuştur. Parmakların bitişik veya açık olarak hesap olunmasında itilaf yoktur. Yani hem parmakların bitişik ve açık olarak hesap olunmasında itilaf yoktur. Halel yani yırtık, delik 3 tarafta olup da parmaklar göründüğü surette itibar parmağın miktarına değil kendisinedir. Yani 3 parmak görünüyorsa büyüklüğü 3 parmağı görüldüğü zaman buradaki büyüklük değil 3 parmağın görünmesi nedir? O yırtık için büyük olmasının anlamına gelir. Dolayısıyla yırtığın daha küçük olması lazım. Hatta ayağın baş parmağıyla onun yanındaki parmak görünse ki miktaren 3 küçük parmak olduğu halde zarar vermez. Yani mesela en büyük baş parmak 3 küçük parmak büyüklüğünde olsa bile o göründüğü zaman sadece baş parmak görünse tek başına o ise zarar vermez. Bir de mesela mani olan halel yani yarık, delik açık olup da ayak görünen veya açık değil ise de yürürken açılan yani bu yarık, delik açık olup da ayak görünür ya da yürürken açılırsa uzunlamasına olup yani yırtık uzunlamasına olup da 3 parmak sığacak olan büyük yırtık mestin salabeti cihetiyle yani yönü itibariyle yürürken açılır ve ayak görünür olmadıkça zarar vermez. Yürürken açılıp ayakta görünüyor olmadığı sürece uzunlamasına olan 3 parmak uzunluğu 3 parmak büyüklüğünde olursa ayak görünmediği sürece uzunlamasına yönü zarar vermez. Bir ayağın mestinde 3 parmak miktarından az olan halel yani yarık diğer ayağın meslindeki o miktardaki halele zav olunmaz. Yani eklenmez. Mesela bir ayakta
bir delik, yarık, açık var. Ama üç parmak değil, az. Diğer ayakta da bir açık delik var. Bunlar toplanıp da üç parmak olur şeklinde değerlendirilmez. Bir ayağın mestinden ayrı ayrı bulunan birkaç halel, yani birkaç delik, yarık, eğer çuvaldız girecek kadar ise, yani bir çuvaldız, büyük çuvaldızın gireceği genişlikte ise, yek diğerine zam edilerek hesap olunur. Şimdi aynı ayakta 2-3 tane delik var, yarık var. Eğer bu yarıklar çuvaldız girecek büyüklüğe erişmişse, bunlar birbirine eklendiğinde 3 parmağı oluşuyorsa tek ayaktaki olur. Ama farklı ayaktakiler birbirine eklenmez. Onun aşağısı, yani çuvaldızın girmesinden daha küçük olan delikse dikiş deliği sayıldığı için o dikkate alınmaz, hesaba alınmaz. Beşinci şart, mesler bağsız olarak ayakta durabilir derecede kalın olmalıdır. İncesi uzun yürüyüşe müsait olmaz. Yani mestin en azından bağsız olarak koyduğunda ayakta durabilmesi, yani devrilmemesi gerekir. İncesi yürüyüşe uygun olmadığından beşinci şart da budur. Altıncı şart, mesler suyu ayak tenine ulaşmasına mani olabilmesi lazım. Aldığı suyu hemen çekerek ayağa iletirse bu olmaz. Dolayısıyla aldığı suyu hemen çekerek ayağa iletir, olmaması gerekir. Altıncı şart, mesler suyun ayak tenine ulaşmasına mani olabilir. Aldığı suyu hemen çekmemesi lazım. Yedinci şartta her ayakta ön taraftan elin en küçük parmağı ile en az 3 parmak, elin en küçük parmağı ile en az 3 parmak miktarı yer yaratılıştan mevcut olmalıdır. Yani her ayakta ön tarafında, ayağın ön tarafında elin en azından en küçük 3 parmağı kadar ayağın yaratılıştan mevcut olması lazım. Ta ki mesin yerinden farz olan miktar tahakkuk edebilsin. Yani en azından elin en küçük parmağının miktarı 3 kadar yerin ayağın ön tarafında olması gerekir. Mesler üzerine mesin farzın gerçekleşmesi lazım. Şimdi ayağının ön tarafı bulunmayan kimse, her ne kadar ökçe tarafı bulunsa da meste edemeyip ayağı yıkaması lazım gelir. Gasıl ile mesih içtima edemeyeceğinden ayağının biri bu halde olan kimse, yani ön tarafı olmayan kimse, diğer ayağı tam ve sağlam dahi olsa, yani şimdi bir ayağı eksik, ön tarafı yok, diğer ayağı sağlam dahi olsa onun üzerinde mest edemez, onu yıkaması gerekir. Ayağından biri topuk üstünden kesik ise ondan yıkamak, sakıt olmakla sağlam olan veya mestin yeri bulunan diğer ayağı mesih edebilir. Mesne mest edebilir. Evet. Böylece mestler üzerine mesti okumuş olduk. Devam edeceğiz.